Ortada ve Balkanların en eğlenceli modlama programı GeForce Garaj'a hoş geldiniz. Bugün kimler var? Bugünün konukları hemen sol tarafımda. Benim sol tarafım, sizin sağ tarafınızda donanımcı baba var. Ben de Karı Koca Gaming'in kocası İlker. Hoş geldin. Önce bir seni tanıyalım. İsim nedir? Hoş bulduk. Benim adım Ayhan Tarakçı. Yaklaşık 2 yıldır YouTube'dayım ama 5 yıllık bir yayıncılık geçmişim var. 5 yıl önce bir blogla başladık. Donanımcı Baba blogu olarak başladık. Artık hem sitemiz, forumumuz ve sosyal medya kanallarımız dışında YouTube kanalımız da var. Ve son 1 yıldır da YouTube kanalını aktif olarak kullanıyorum. Süper. Şimdi zaten bugünün yine bizi buraya buluşturan, birleştiren noktası donanımlar. Ondan sonra Donanımcı Baba'nın baba bilgisi, bizim buradaki eğlenceli anlattığımız ve sizin bu videoyla izleyeceğiniz bir masa bilgisayarının, geçen sene gene buradan izlemiş olabilirsiniz, izlemediyseniz geçmiş programlardan izleyebilirsiniz. Topladığımız bir masa bilgisayarı vardı, Ersin Bey'in bilgisayarı. Biz bu sefer onun versiyon 2 yaptık. Versiyon 2 diye bir olay yoktu aslında, artık biz söyledik, oldu. Artık o masa bilgisayarı versiyon 2. Hangi bilgisayar parçalarıyla, hangi donanımlarla güçlenecek, hemen onlardan özetle hızlıca bahsedelim. Asus'un Maximus Formula anakartı, yakın zamanda çıkan 7700 işlemciyle birlikte burada paket edip buraya gömeceğimiz, Şener abinin ellerinden öpecek olan sistemle güçlenecek. Bunun üzerinde zaten EK bloğu vardı. Daha evvelden bizim tarafımızda da bir incelemede de bundan da bahsetmiştik. Aynı şekilde EK'nin kendi soğutma bloklarını ekran kartı için de aynı şekilde kullanacağız. Yine Strix tarafındaki 1080 SLI yapacağız. İki tanesi kuzu kuzu yatıracağız board'un içerisine. Buradan güzel bir şekilde yürüyüp gidecek board. Gene RAM'lerimiz olacak, işte sistemin bileşenleri vesaire vesaire. Bunlar zaten artık performansı da biliniyor. Sence böyle bir sistemde iki tane SLI olması sana neyi ifade ediyor? Nasıl bir heyecanlanıyorsun böyle abi? Yani bu açıkçası hani çok ekstrem bir oyun bilgisayarı diyebilirim yani. Benim çok hoşuma gitti. Daha çok böyle hani insanın hani hayallerine fantazi gibi oluşturacağı bir kasa bu. Çok güzel bir tasarım. Hani aydınlatmalarımız olacak bunun içinde. Ondan sonra full su soğutma sistemimiz olacak. İki kart ve bunu üçlü monitörlü bir sistemle kullanacağız. Bir iki tane de oyun da göstereceğiz size. Hani gerçekten zengin biri olsam hayalimdeki kasa budur. Ben de böyle bir şey yapardım. Ben de böyle bir çılgınlık yapardım. Ama bu gerçekten çok güzel, çok şık bir çılgınlık bence. Şimdi o zaman hemen şuraya bağlayalım. Şener abi bizi Nvidia'nın bu çılgınlıklar alemine doğru, montaja doğru geçirsin. Hı. Biz muhabbetimizi bunun üzerine devam edelim. Aynen. O burada vidalarken biz arkadan muhabbetimizi çevirelim. Bu parçaları daha detaylı olarak konuşalım. Neden seçildi, nasıl seçildi, neler olacak, neler bitecek vesaire vesaire. O zaman alkışlarla Şener abiyi buraya doğru alıyoruz. Sisteme monte ettiğimiz Asus Maximus 9 Formula EK su bloğu ile birlikte geliyor. Kurmuş olduğumuz sıvı soğutma bloğu yapısına bu EK bloğunu doğrudan bağlayabiliyoruz. Bağladığımız yapı sıvı ile birlikte herhangi bir ekstra operasyon gerçekleştirmeden akışı gerçekleştirebiliyor. Ekran kartı olarak Asus'un 1080 modelini kullanıyoruz. SLI seçimimiz mevcut. Doğrudan zaten iki tane kartı yan yana bağladığımız için SLI bize artık birinci seçim olarak geliyor. Neden burada TI kullanmadık? Onu da biraz açmamız gerekiyor. Çünkü biz bu masa sistemini kullanmaya başladığımızda, daha doğrusu bu projeyi hayata geçirmek için hareket etmeye başladığımızda henüz TI duyurulmamıştı. Bizim buradaki bir diğer amacımız multi monitör dediğimiz birden fazla monitörün bağlanarak oyun zevkinin katlanması, 2K, 4K ve ilerleyen teknolojilerle birlikte bizim maksimum keyfi buradan alabilmemiz. Bir diğer opsiyonumuz ise tabii ki render üzerinde alabileceğimiz performans. Eğer Adobe Photoshop ya da 3D Studio Max gibi işlemci değil de daha çok GPU tarafında yoğun performans sağlayabilen bir çalışma mekanizmanız varsa, iki tane yan yana koyduğumuz 1080 doğrudan sizin performansınızı artış sağlayacaktır. 1080 SLI doğrudan bakıldığında VR ve 4K performansı olarak zaten dehşetül vahşet bir şekilde size hareket alanı sağlayacaktır. Ama bunun üstüne bir tık daha çıkmak istiyorsanız tabii ki 1080 Ti'yi önerebiliriz. Bizim bu sistemimizde az evvel söylediğimiz gibi 1080 Ti henüz açıklanmadığı için 1080 kullanıyoruz. İşlemci Intel'in şu an için piyasada bulabileceğiniz ve overclock performansı yüksek olan serilerinden bir tanesi olan 7700K. Bu bize neler sağlıyor? Hemen özetlemek gerekirse Asus'un anakartı üzerinde doğrudan herhangi bir şeye dokunmadan işlemcimizi overclock edebiliyoruz. Bu cihazda 5 GHz, 5 ve üzeri herhangi bir noktaya doğru
hızınızı aşırtabilirsiniz. EK'nın bu sistem üzerinde kullandığımız doğrudan sıvı blokları hem CPU hem de GPU tarafında güçlendirme sağlıyor. Sıvı performansı soğutma açısından çok önem sağlayan, ekstradan bize de performans katan bir nokta. Biz bu sistem üzerinde iki tarafı da EK bloklarıyla güçlendirdik. Arkamızdaki masanın içerisini Şener abi doldurdu. Masanın sahibi olan arkadaş da burada. Şimdi biz ondan öncesinde hemen Ersin Bey'den önce lafı ben Donanımcı Baba'ya doğru uzatmak istiyorum. Abi böyle bir masayı ilk kez gördün. Hı-hı. Hakikaten şu an detaylı kısmında izleyiciler de gördü bu Hı-hı. aşamaya gelene kadar. Biz de bunun başında durduk, bir sürü şeylerini gördük. Abi sen ne hissediyorsun şu an, böyle bir kasa, böyle bir şey sana ne ifade ediyor? Yani aslında bir taraftan benim de bir çocukluk fantezim gene gelmiş oldu. Böyle şeyleri genellikle hep internetten görebiliyorduk, resimlerini görebiliyorduk ya da YouTube'dan bakabiliyorduk ve hani böyle bir ana şahit olduğum için ben çok şanslıyım. Hani bu kasa için açıkça şunu söyleyebilirim, bu bilgisayar oyuncunda bir saygı duruşu gibi bir şey. Hani şu anda ben çok mutluyum açıkçası, daha da fazla bir şey söyleyebilir miyim bilmiyorum. Zaten eskiden bilgisayar toplarken insanlar önce bütçelerini ayırırlardı. Ondan sonra bütçeyle doğru orantılı olarak oyunu oynamak için zaman ayırırlardı. Şimdi buna bakıyoruz, bir de masayı koyacak evde yer ayırmamız gerekiyor. Evet. Şimdi abi sana soracağım, neden masa bilgisayarı? Yani ne gerek vardı böyle bir şeye? Çok sıkıldım önce kasa bilgisayardan. Tabii şaka bir tarafa, masa bilgisayarın ciddi avantajları var. Bunlardan bir tanesi, çok daha fazla yerin var, çok daha fazla ekipman kullanabiliyorsun. Bununla birlikte daha fazla ekipmanı sıvı soğutma ile birlikte çok daha performanslı kullanabiliyorsun. Bunlar hep yer gerektiren şeyler. Çok çok büyük bir kasa yapmaktansa bunu tabiri caizse salonda kullanabileceğin bir mobilya haline getirmek, daha estetik bir görüntü vermek. Evet, daha fazla ziyaretçi alabilmek. Evet. ve bununla birlikte İşte çok daha büyük, yüksek bir performansla istediğin bütün oyunları oynayabilmek meselesi zaten. Şimdi o zaman performansı görelim. Sahibi sensin. Evet. Geç abi şöyle bir otur, tamam. Oyna bakalım. Hani biz de o sırada arka taraftan izleyelim. Bu da videomuzun eğlenceli kısmı olsun. Ne oynayacaksın abi bize? Ne oynayacağım? GTA 5 oynayabilirim. Yüksek performans isteyen bir oyun. Bir uzay simülasyonu oynayacağız. Elite Dangerous. Herhalde yeter bunlar. Vallahi bakalım. Abi bundan sonrası top sende. Biz de seni izleyeceğiz. Aynen.